Herkese Lab 5 ile birlikte merhabalar. Extended Recipe reçetemizi ileri seviyede kullanacağız. Bir Linux patching yapacağız ve aynı zamanda AnInvader uygulamamız için bir patchleme yapacağız. Bir önceki derste oluşturduğumuz layer'ı kullanacağız. O layer'ın içerisinde extended recipe, yani bir reçeteyi farklı bir layer'dan kullanma yöntemini irdeleyeceğiz. AnInvader'da zaten bir önceki labda MetaTray bootloader layer'ımızın içerisine taşımıştık. Onun içerisinde de bazı bu Nunchuk şu an yukarıdaki videoda da yukarıdaki ekranda da görüyorsunuz. Hem Linux tarafında bir patch ile hem de AnInvader oyununun joystick kabul etmesini sağlayan bir patch ile bunları uygulayarak doğru ve düzgün şekilde labımızı tamamlayacağız. Labımızın sonunda AnInvader oyunumuzu Nunchuk joystick ile oynayabiliyor olmamız gerekiyor. Evet, hiç zaman kaybetmeden hemen dosyamıza gelelim. Evet. Patchlerimizi ilk olarak şu işlemi yapacağız. Mesele bu. Patch dosyalarını hali hazırda yoktu labs klasörleri içerisinden alacağız. Layer'ımız içerisine koyacağız. Ve akabinde de patch'leri tanımladıktan sonra mesele kapanmış olacak. Çok güzel. Evet. Bizi Mega Manuel'e yönlendirmiş. Bakın gidelim. Dev Manuel'i açalım. Development Task Manuel içerisinde yönlendirdiği dosyada efendim bizim söylediği gibi dev config tanımlaması ile ilgili neler var? SRC URI da tanımlanabileceğini vesaire gösteriyor. Asıl ben sizi Mega Manuel'e davet ediyorum. Creating a dev config file altında da bunu görebiliriz veya changing the configuration. Bir dev config oluşturduk kendimize. Bakın bu kadar basit. Biz file extrapass prepend bu konudan bahsetmiştik. Bulunduğumuz klasörü ve package name'i altına bir dev config dosyası geleceğini kabul ediyor. Ha, biz package name diyebiliriz. Ona sadece files diyebiliriz. Klasör bize bağlı. Tamam. Şimdi gelin biz işlemlerimize başlayalım. Öncelikle ha, şu lab dosyasında neler yazıyor? Hızlıca ben onları size tekrar bir özetleyeyim. BBAppend dosyalarından bahsediyor burada. Bunun mantığıyla, sebebiyle niye kullandığımızla alakalı. Bunlardan genişçe, çok bolca bahsettik. Şimdi evet, hedefimiz şu an bizim Linux kernel'ımızın şu an yukarıdaki görüntüde gördüğünüz beyaz joystick için bir desteği yok. Gelin ilk önce I2C'den haberleşen
karece mi dersiniz, IceSQRS'i mi dersiniz? İkarece diye devam edelim. İkarece'den haberleşen bizim bir nunçuk model bir joystick'imiz var. Ben de bunu piyasadan edindim. Siz de pekala vNunchuk yazıp muhtemelen zaten yan sanayi tarzda orijinali değil de yan sanayi tarzı ürünler var. Fark etmez. Ben test ettim. Çalışıyor. Evet. DTS file ile ilgili bir patch var. Bir de Nunchuk için driver patch'i var. Bir de bununla alakalı kernel konfigürasyonu değiştireceğiz. Bir dev config gerekiyor. Çok güzel. Şimdi bakın bir bitbake layer show appends diyelim. Mevcut appendleri bir görelim. Ardından şu klasör yapısını layer'ımıza yansıtacağız. Her şey çok güzel olacak. Öncelikle ASCII'yi bir açalım. Sonra source paki diyelim. Şimdi mevcut appendler nelermiş? Haydi bir bakalım. Bunları zaten anladınız, biliyorsunuz siz. Mesela bizim mevcutta X server için BBB append dosyası varmış. Neyin içerisinde? MetaTiA'nın içerisinde. Sonra MetaPOC'un içerisinde PS Plus terminal ekranında progress bar gibi bir özellik sağlayan utility'yi de hatırladım. Temel network paketlerinde yine MetaTiA içerisinde bakın BBB append'i varmış gibi 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 ve gibi. Şimdi biz de bunlardan bir tanesini yapacağız. Şimdi Poki altına koymuştuk. Metabootline'e gidelim. Aman nerelere gidiyoruz. Tamam. Şimdi aynı zamanda şurada da görüyoruz. Gözüm çarptı bir an. Kitlensi kurduğum için değişiklikleri gösteriyor bana. Evet. Metabootlin Labs klasörümüz burada. Ve içerisine biz şimdi örnekteki gibi Recipes Kernel klasörünü ve altına Linux klasörünü oluşturalım bakalım. Tamam. Şimdi ne oldu? Metabootlin Labs altına Recipes Kernel geldi ve Linux klasörü geldi. Şimdi içerisine bir dosya oluşturalım. Buraya muhtemelen new desek, new file deyip de ekleyebiliriz. Dosyamızın ismi Linux TI Staging. Şimdi bu Linux TI Staging neydi? Bizim Virtual Kernel diye bitbake yapıp derlediğimiz bizim Virtual Linux'a karşılık olarak sağlanan asıl paketimiz Linux TI Staging. Asıl bizim kernel'ımızı derlediğimiz reçete. Ama Virtual Linux'la temsil ediliyor. O da ayrı. Evet, bir dosya oluşturdum. Ama yanlış yerde oluşturdum arkadaşlar.
Recipes, kernel, Linux. Altına boş bir dosya oluşturdum. Bunu sağ tıkla da yapabilirdik. Şimdi show'umuza başlayalım. Şimdi önce bir file extra paths tanımlamam lazım. Bunlardan burada bahsedilmişti zaten. Şöyle hatırı sayılır bir şekilde geri gideyim. Bir extra paths diyelim bakalım. Kaçıncı slide? 63. slide. Oldukça erken bir zamanda bahsedilmiş. Evet. Şimdi distir pn package name, yani o zaman distir deyince zaten Linux'un altındayız. Ha, Linux TI stage diyebiliriz package name olarak. Yani bu nedir? Bunu bir pet ekliyor. İçerisi hangi dosyaları koyacaksa ona koyuyor. Şimdi ben onu tercih etmeyeceğim. Şimdi bunu alıyorum. Yine distir olsun. Genel anlamda files'ı ekleyeceğim. Şu iki noktaya da koyacağım. Evet. Ne oldu? Bir pet tanımladım. Pet'i de başına ekledim. Şimdi gelelim bir files klasörü oluşturmaya. Nerede? Recipes kernel Linux altında. Tamam, oluşturdum. Şimdi burası iyi, güzel. Bootlinlab data'ya bakalım buradan. Bakın. Bootlinlab data'nın içerisinde şu gördüğünüz patch'leri filmin başında uygulamıştık. İlk slaytlarda. Bu direkt yokluğun bazı işte POC'in içerisinde belli noktaları patchliyordu. Şimdi burada bakın nonchuk diyor. Bu nonchuk'ta Linux'la ilgili patchler varmış. 1, 2, 3 dosya var. Haydi şimdi bu 3 dosyaya girelim. Biz şuraya bir girelim. Recipes kernel Linux files diyorum. Girdim. Şimdi alacağım. Nereden alacağım? Bootlinlab data altından alacağım. Yukarı çıkmam lazım biraz. Ya yukarıdan çıkarsınız ya da yukarıdan gelirsiniz. Doktor P yoktolabs. Bootlin yoktu. Evet, benim bayağı detaylı bir klasör yapım varmış. Yoktolabs. Daha sonra bootlin lab data. Onun altından önçük. Sonra evet, benim resmimin altında kalacak şimdi. Buradaki dosyaları bu files altına al diyoruz. Buraya al. Evet, o konu satırına göre noktayı koydum. Şimdi buradan alacağımı aldım. MetaBootLinLabs'a geri dönüyorum. Bir refresh yapıyorum. Files'ın altı doldu mu arkadaşlar? Doldu. Evet. Şimdi recipes kernel Linux altında bir files, bir de bbappend dosyamız var. Haydi şimdi src uri artı eşit. Şimdi bu dosyaları teker teker eklemeye başlayalım. İsimlerini alalım. İsmini ister öyle rename numarasıyla alırsınız.
Aa, böyle eklemiyoruz. Onu ne yapacağız? URI formatında file formatında ekledik. Şu başını alalım. Pardon. Şuradan kopyalayabiliriz. Ls. Şimdi 02'yi de alalım. Device 3'yi patchlediği noktayı da alalım. Ve son olarak SSO olanlardan defconfig. Evet. Olayımız tamam. Bizim için POKI'nin dışında bootlinlab data olarak bunu zaten eğitim başında bize indirmemizi istemişti. İndirmiştik. Duruyordu orada. Kullanmak bugüneymiş. Bunu aldık. Yerine kopyaladık. Bu bootlinlab data sadece lab data yoktu'dan bağımsız. Bunları benim alıp buraya kopyalayıp getirmem lazım. Ne oldu? Files diye bir klasör tanımladım. Onu pet'e ekledim. Ondan sonra da URI formatında tak 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 patchlerimi de ekledim. Defconfig'imi de ekledim. Defconfig'i de böyle mi eklenirmiş? Meselesini nereden biliyorum? Bu dev manuelde ben istediğimi göremedim onun verdiği linkte açıkçası. Mega manuelde. Bakın burada görüyorsunuz. Burada Files klasörü değil de Package name'e karşılığı bir alt klasör açacaksınız. Onun içerisinde göstermiş olursunuz. Bu tercih meselesi. Şimdi efendim, geri gelelim nereye? Evet, biz bu işi yaptık. Evet, bir joystick JS0 input olarak görebileceğimiz driver artı device 3 ve bunlara göre de defconfig patchlerini tak 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 ekledik bbependimize. Evet. Onları biraz önce benim alıp kopyaladığım yerden bootlin labdata nunchuk linux altından bulabilirsiniz diyor. Bu patchlerde neler oluyor diye eğer merak eder iseniz. Bakın hep artı 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 artı. Niye? Çünkü bir dosya eklendiği için. Bakalım dosya ne dosyası. Kconfig'de de ekleme yapılıyor. Okey. Bakın. vi-chuck.c make file'ında eklenmiş. Kconfig'inde eklenmiş. Bir patch burada. Driver için. Burada neler olup bittiğini mi anlamak istiyorsunuz diyor. Haydi buyurun. Yeni bir eğitim serisine diyor. Sizi eğitime davet ediyor. Bunlar aynı zamanda, bu eğitim aynı zamanda DOS altında Linux Kernel Driver Development kursu olarak kaynaklarını bulabilirsiniz arkadaşlar. O patch'te neler oluyor sorusunun cevabı. Belki o seriye biz de el atarız. Belli mi olur? Şimdi devam edelim. Linki aynı tapta açınca. Böyle geri geldik. Tamam. Biz buradaki bu işlemi yaptık. Evet, burada işin edebiyatından bahsediyor. Evet. Defconfig eklemeyi unutma. Unutur muyuz? Evet. Defconfig nedir? Default konfigürasyon dosyası. Kernel derlemişseniz eğer daha önce. Kernel kendi root kök klasörü içerisinde bir nokta config dosyası arar. Eğer onu bulamazsa sizin bir def config yapmanız gerekir. Veya def config yaparsanız o nokta config'i de günceller. Günün sonunda make menu config yaptığınızda o kernel source kodunun root klasöründeki nokta config
baz alarak size Make Menu Config'i açar. Make Menu Config yaptığınız değişiklikleri kaydettiğiniz zaman o nokta config güncellenir. Sonra onu siz dev config diye ayrıca kaydedebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler için. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Özel. Bu aslında çok matah bir yöntem değil. Daha çok fark dosyalarını, .cfg'lerle fark dosyalarını taşımak daha güzel aslına bakarsanız. Bakınız. Genel olarak konuşursak diyor bizim mega manuelimiz. Zin bölüm 16.3.3. Generally speaking, the preferred approach ne diyor? Incremental change. Bir iterasyonlu artarak yani artırarak bir değişik yani farkları bir araya getirmeniz, farkları yönetmeniz aslında daha yani bir yapılandırma fragmenti oluşturmanız daha best practice, daha iyi bir yöntem. Eğer 8250 ile alakalı bir değişikliğiniz varsa bakın onu .cfg diye tanımlarsın. Hop tak tak .cfg'yi hemen bunları ek konfigürasyon olarak append edecek. Open Embedded. Zaten buna hazır. Evet, ideal olan buymuş. Ben de bunu tercih ediyorum. Tamam. Biz eğitimimizde eğitim müfredatına uyuyoruz şu an. Şimdi evet. Şimdi biz Bitbake Virtual Kernel derlemesi yaptığımız zaman Virtual Kernel neye atandı? Linux TI Staging'e atandığı için onu derleyecek. Hadi bakalım. Haydi bakalım bizim patch'lere uyumlu. Evet, işlem tamam. Şimdi bu kernel derlememiz tamam. Evet. Şimdi hadi bakalım diyor. Nunchuk'u kontrol et. Onu bağla, çalıştır. Şimdi ben description tarafına koyacağım. Siz piyasadan alırsanız eğer bu zımbırtıyı. Kablo durumlarını nasıl kontrol edeceğiniz filan. Çünkü piyasadan alınca yan sanayi hepsinin kablo renkleri farklı farklı. Benim kablo renklerim de bu örneklerin hiçbiriyle aynı değildi. Dolayısıyla konektörün şeyi çok önemli. Konektörün 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin assignment kaça denk geliyor? Ben birkaç siteden faydalandım. Bu insanlar da Nunchuk'u bu sefer bakın Arduino projesinde kullanmışlar filan. Faydalı içerik oluşturmuşlar şu konektörün yapısıyla alakalı. Şu konektörünüzü ucunu kestiğiniz zaman sakın şu konektörünüzü sakın atmayın çünkü ne yapacaksınız buna göre renkleri tespit edeceksiniz. Sizin muhtemelen alacağınız yan sanayi 60-65 lira civarında. Favoriniz bir web sitesinden alın. Papejohn'da var. Türkiye'de stoklarda olan bir şeymiş. Ben de öğrendim. Evet, bu linkleri paylaşacağım. Siz de kullanırsanız. Ayrıca bakın BeagleBone'umuzun pin assignment'ı. Neleri kullanıyoruz burada? Icare C1'in 18. pin, SDA'yı, data ve Icare C1, SCL, clock, 17. pin. Bunları kullanıyoruz. Bir şuradan 3.3 volt, bir de şuradan ground alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi eğitimin videosunda da olduğu gibi ben de aynı birebir eğitimin videosuyla birebir bir şekilde montajımı yaptım.
Ha, şöyle bir fark var. Onlar tabii şu UX, Olimex'ten almışlar ürünü ve UX konektörlü. Yani benim gibi kesmeli, lehimli bir iş yapmasına gerek kalmıyor. Ha, Olimex'in bu Vinunchuk'un şu Olimex'in tek yaptığı şey şuraya bir UX dediği bir konektörü takmak ve şu header pinleri tak 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 kavuşturmuş oluyorsunuz. Ben o çözümü hasbelkader şu şekilde kendim lehimleyerek üretmiş oldum. Çünkü Olimex'ten ya gelir ya gelmez, gümrükten ya geçer ya geçmez. Hiç risk almadım. Türkiye'deki stoklardan bir tanesinden satın aldım. Kablo işlerini kendim hallettim. Şimdi gelin deneyin diyor. Evet. Evet, bu pinlere 1 veya 2'ye ground, 3 veya 4'e 3.3 oldu. 17'ye Icarus C1'in klonu, 18'e Icarus C1'in datasını takıyoruz. Böylesine bir resim elde ediyoruz. Ve haydi şimdi Nunchuk'u test edelim. Şimdi yeni oluşturduğumuz Bitbake Virtual Kernel dedik ya. Kernel'ımız baştan değerlendi. Artı Device 3 dosyamız da baştan yenisi geldi. SD kartı atın. Şimdi ben size bir hatırlatma yapayım. Sonunda değildi, o buradaydı. Bakın, sayfa 6'dan şu işlemi yaptığınız zaman 1, 2. Bu satırlar birebir sizde de çalışır zaten. Bunlar Linux Environment Variable'ları. Bu boyutları zaten bizde de tanımlı. User zaten her halükarda her terminalde tanımlı. Dolayısıyla bu satırları çalıştırın. Varsın U-Boot'u tekrar, MMLU'yu tekrar kopyalasın, bir şey olmaz. Şu iki satırı şimdi siz tekrar SD kartınızı çıkartıp cihazınızdan, BeagleBone'unuzdan SD kartı çıkarıp bilgisayarınıza takıyorsunuz. Şu iki satırlık işlemi yapıyorsunuz. Evet, bu kopyalama ve cihazımızı, BeagleBone'umuzu başlatma işleminden sonra bakalım artık joystick ile ilgili bize. Evet, bir device'ımız var. Bu nedir bu? Karakter device mıdır? Pardon, file komutu yok burada. Bakın, C ile görüldüğü gibi bu bir karakter device, bir input device ve bir joystick. Ve Cat'te de bakın, random karakterler görmen gerekir diyor oynattıkça. Ve bir deneyelim bakalım. Oldukça karmaşık şeyler göreceğiz şimdi. Bakın. Şimdi Nunchuk'u alıyorum. Sürekli karakterler geliyor. Ve ateş fire'a basınca hızlandırdığımı görüyorsunuz. Evet. Normalde sürekli karakterler geliyor. Ama şimdi ateşe basacağım. Bu arada normalde sanırım akseler de var içerisinde. Hareketlerim de alıyor. Gibi gibi belli belirsiz bir test. Evet, şimdi gelelim
Invaders'ın patch'lerini yapmaya. Şimdi oyunun patch'lerini yapalım. Bakalım onunla ilgili nelerimiz var. O Recipe Extended içerisinde mevcut BB dosyamızın altına patch'imizi ekleyeceğiz. Daha önce files klasörde tanımlı değil. Oraya bir files klasörde koyacağız. Haydi yapalım. Şimdi evet. Gelin buraya bir new folder. Bu sefer buradan oluşturalım. Files diyorum. Bunun içerisine patch'imizi gönderelim. Haydi bakalım. Bu sefer lab data üzerinden gidelim. Çok invaders. Evet, bizim oyunumuza joystick JS0 karakter device ile hemhal olmasını sağlayacak patch de burada. Evet. Şimdi bunu kopyalayalım. Nereye? Labs Recipe Extended Invaders Files altına kopyalıyorum. Çok güzel. Şimdi bir dosyamı açıyorum. Buraya bir src URI artı eşit file dosya ismini alayım, kopyalayalım şurada. Evet, herhangi bir pet vermedim files. Files arkadaşlar özel bir klasör ismi, aslında o pette. Bu şekilde yazabiliyorum şu an. Şimdi Column 3 Minimal'ı tekrar build ettiğimizde ve NFS'i tekrar update ettiğimizde artık Nunchuk oyununu pardon Invader oyununu Nunchuk'la oynuyor hale geleceğiz. Haydi yapalım. Bitbake core image minimal. Çok aşağıda kaldı. Bu kadar aşağıya inmeye ne gerek var? Bir de bir rahat bir şeye geçelim. Nasıl olsa hepsinde olacak. Evet, şimdi image install
Append dediğimiz için AnyInvader uygulamasına. AnyInvader'a ayrıca bitbe eklemedim. Şu Chromium için minimal dediğim zaman onun içerisinde onun için derlenmiş zaten olacak. Şimdi NFS'e tekrar atmaktan bahsediyor. Bu dokümandan size bir hatırlatma yapalım. Hemen bakın lab2'de bir NFS çalışması yapmıştık. O NFS'i evet yapmanız gereken şu. Bu tar.xz yeniden oluştu. Onu lab bilgisayarınızın slash NFS olarak tanımlamıştık. NFS server orayı görüyor ve orayı sunuyor. Şimdi burayı tazelemeniz, içeriğini, NFS'in içerisini güncellemeniz gerekecek. Dilerseniz NFS'in içerisini tamamen remote.rf ile NFS slash yıldızla silebilirsiniz. Ve baştan NFS klasörünün içeriğini oluşturabilirsiniz. Oyunumuzu oynamaya başlamadan önce bir şey yapalım. Bizim patch uygulandı mı uygulanmadı mı merak edelim. Bakın patch'imizde Linux joystick header'ı gelecekmiş. Nereye? AnyInvader.c'ye. Bakalım gelmiş mi? Biz ona göre mi değerlenmişiz? Bir merak edelim. Şimdi cd build temp'e giriyorum. Burada bir dosyamı arayayım. Merakla. Yani burası zaten bağırıyor. Bakın burada bir çalışma yapmış mutfakta. Biz yine de şuraya bir tıklayalım. Bu şekilde bulamıyor sevgili. Evet, workspace, work, invers.c. İlk satırlarına bakın, gidiyorum şimdi. Bakın Linux joystick h burada. Zaten şuradaki satırda bağırıyor. Ben patch'i uyguladım. Mutfakta tezgahın üzerinde duruyor, diyor. Çok güzel, patch'imiz uygulandı. Hadi oyunumuzu oynamaya geçelim. AnyInvader'sı açtım. Şimdi Nunchuk'umu aldım. Evet bakın. Ateş atıyorum şu an. Sağa gidiyorum. Çok iyi bir performansla değil açıkçası. Bakın sağ, sol, sağa gidiyorum. Tabi siz ters simetrik görüyorsunuz şu an. Ve ateş ediyorum. Gibi gibi gibi. Sola doğru gidiyorum. Daha önce klavyeden oynadığım oyunu. Öncelikle kernel device tree, kernel driver ve dev config ile konfigürasyonu güncellemek üzere Linux desteğini açtık bunun çukun ve ardından da AnyInvader oyunu için bir patch ile onun joystick'ten oynanabilir hale gelmesini sağlamış olduk. Yani patch'i yazmışlar ki yapabildik. Evet. Bu
5'te tüm aşamalarımızı sonuçlandırdık. Oynadık. Bize SSH'tan bağlamamızı tavsiye ediyor. Ben şu an terminalden bağlıydım. Haydi ben de gideyim. SSH'tan bağlanayım. Performans farkı mı olacak acaba? Zaten tabii ki NFS'ten bağlı olduğu için zaten ping'te de. Bir de AlienWire'ı buradan bir bakalım, deneyelim. Tabii burada terminali renkli görüyorum. Evet. Asıl performansı burada gördük. Biraz ekran bir uçtu gitti fark ettiyseniz. Ya da çok fazla ateş ettim haberim yok. Evet. Evet, terminalden neden oynayamadık rahatlıkla ve neden SSH bağlantısından daha rahat oynuyoruz sorusunun cevabı için yorumlarda tartışmaların açılmasını bekliyor olacağım. Haydi bakalım. Bitti. Görüşmek üzere. Ders 6'da.